Herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkerlekçi ve bugün oyuncu kulaklıklarından Polosmart firmasının çıkarttığı 7.1 sanal surround destekli Hi-Fi modelini inceliyoruz. Yaklaşın. Ortalık alev alacak. Smart'a ait Hellfire modelinde oldukça dolu bir kulaklık olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Özelliklerinden ilk bakışta bunu anlıyoruz. Şimdi birazcık kutunun üstüne bakacak olursak kutuyu şöyle size göstereyim. Gayet şık bir kutu tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Bir tarafı yani yarısı şeffaf, yarısında böyle güzel bir kulaklığın kendi modelinin olduğu. Yukarıda yine Hellfire 7.1 gaming kulaklık, özellikle burası önemli, 7.1 sanal surround'u destekliyor arkadaşlar. Üzerinde deep bass özelliği olduğu ve RGB'li, yani en sevdiğimizden pavyon modu bir aydınlatması olduğunu da söylüyor. Yine yanda LED ambiyans ışığı olduğunu söylüyor. Dış ses izolasyonunu kesiyormuş. Konforlu yastıkları ve hareketli bir mikrofon olduğunu da arkada yazmış. Onun dışında arkada kulaklık özelliklerinden bahsediyor bizlere ve mikrofon özelliklerinden de bahsediyor. O halde fazla oyalamadan kutuyu açmaya başlayalım. Hemen şurada bir güvenlik bandı var. Öncelikle onu açacağız. Evet, güvenlik bandını açtıktan sonra şimdi şöyle bir kutunun içeriğini çıkartalım bakalım. Ne oluyor? Şu şekilde mi çıkıyor? Bir şeyler döküldü vallahi içinden. Evet, şu şekilde kutuyla beraber çıktı. Oo, yalnız güzel şık şekilde koymuşlar ha. Ha, bunu nasıl çıkartacağız? Aynen, şuradan da şunu kurtardık mı? Şunları şöyle kenara doğru sıpıtıp atalım. Şimdi içinden şu şekilde bir kulağın kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. İsteyen olursa zaten göz atar. Aynı zamanda garanti belgesi yerine de geçiyormuş. Yine burada bunu yazıyor. Evet, kulaklığımız şu anda elimde arkadaşlar. Şöyle hemen bir dış yapısına bakmak istiyorum. Elime ilk aldığımda gayet güzel ve malzeme kalitesinin beni rahatsız etmediğini şu anda söyleyebilirim. Şu yan taraflar olsun, şu yukarıdaki kafa bandı olsun, kablosunun kalınlığı olsun, gayet güzel ve tatminkar gibi gözüküyor. Şimdi kablosuna bakacak olursak 2.2 metre uzunluğunda bir kabloya sahip arkadaşlar. Ayrıca da böyle hani örgü bir kablo değil ama oldukça kalın olduğunu söyleyebilirim. Şöyle göstereyim size de yakından. Oldukça kalın bir yapısı var, yani kolay kolay bir şey olmaz gibi duruyor. Hemen yine şurada şu şekilde göstereyim. Girişimizde yine USB girişli, tak çalıştır modlu bir kulaklık. Bazı kulaklıklarda biliyorsunuz jack girişli oluyor, hatta iki tane jack girişli oluyor. Biri mikrofon için, biri de kulaklık için. Bunda USB şeklinde direkt takıyorsunuz, ikisini birden aynı anda enerjiyi verebiliyorsunuz. Online'da herhangi bir problem yok. Öncelikle şu USB'yi bir takmak istiyorum, sonrasında teknik detaylarına devam edeceğiz. RGB'leri bir yakalım bakalım. Evet, USB'mizi taktık. Şu şekilde RGB'lerimiz yanmaya başladı. Gayet şık arkadaşlar. Böyle hani abartılı bir RGB'si yok ama olması gerektiği kadar bence. Tam da şöyle yakından göstereyim sizlere de. Işıl ışıl ortalığı aydınlatıyor valla. Benim gayet hoşuma gitti. 300 gram ağırlığında bir kulaklık bu. 1.1 sanal surround'u destekliyor. Bu ne işe yarıyor oyunlarda? Hani böyle sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor adam, yakında mı, uzakta mı? Özellikle PUBG'de üst katta mı, alt katta mı? Yön tayini konusunda size oldukça yardımcı oluyor ve performansınızı da muhakkak ki bu ölçüde arttırıyor. Yani kulaklık vurdu duruyor arkadaşlar. Yine adından da belli olduğu gibi Hellfire, yani burada da bir şöyle alev şeklinde bir logosu var. Alev alev yanıyor mübarek. Yine kafa bandının üst tarafına baktığımız zaman da şöyle göstereyim. Polosmart kendi logosunu kazımış ve en sevdiğimizden diyorum. Yine aynen şu şekilde kulaklık eğilip bükülebiliyor ve oldukça rahat bir yapısı var gibi duruyor. Kafamıza taktığımız zaman da aynen bu şekilde bir görüntü bizlere karşılıyor arkadaşlar. Şu mikrofon çok iyi olmuş arkadaşlar. Bakın tam olarak istediğim şekilde kalabiliyor. Böyle yapıyorum böyle kalıyor. Böyle yapıyorum böyle kalıyor. Oyun oynarken bu çok önemli arkadaşlar. Yani istediğiniz anda tak diye bunu yukarı kaldırıp veya aşağı indirip sesinizin az ya da çok çıkmasını isteyebilirsiniz. Veya bazen mikrofon bu şekilde olduğu zaman gözünüz takılabiliyor. Ondan dolayı tak diye aşağıya indirebiliyorsunuz. Kafa yapısı, yani kafa duruş şekli bu şekilde. Önden böyle, yandan böyle. Şu, dur, mikrofonu da şöyle kaldırayım birazcık. Yine bu taraftan da bu şekilde gözüküyor. Mikrofonu tak çıkar bir mikrofon değil arkadaşlar. Kendisinde sabit ama oldukça esnek bir mikrofon olduğu için tak çıkar olmaması çok da gözünüze batmıyor diyebilirim. Kulaklık petlerini de yakından gösterecek olursam şu şekilde gayet güzel, deri, yumuşak bir yapısı var. Şu kulaklığın içindeki kulak hazneleri gayet geniş ve büyük arkadaşlar. Ondan dolayı kulağınızı
diye içine alabiliyor. Ondan dolayı herhangi bir baskı, çünkü kulak üstü kulaklıklarda eğer ki kulağınız o haznelere tam oturmuyorsa belli bir zaman sonra baskı hissedersiniz. Ama bunda böyle bir durum olacağını zannetmiyorum. Çok güzel oturuyor. Kulaklık petlerinin güzelliğinden ve rahatlığından bahsettim. Oldukça yumuşak bir süngeri var. Deri olması da ayrıca şık bir hava katıyor. Ancak tabii ki derilerde hepimizin de bildiği gibi artık terletme problemi oluyor arkadaşlar. Belli bir zaman oynadıktan sonra buralardan terleriniz birazcık şıkır şıkır süzülmeye başlayacak. Ama petleri deri olan tüm kulaklıklarda bu problem maalesef ki oluyor. Bunu da artık görmezden geleceğiz. Yapacak bir şey yok. 50 milim sürücülere sahip arkadaşlar bu kulaklık ve şu şekilde yandan, bilmiyorum oradan görebilecek misiniz şimdi. Şu şekilde bir ses açma, kapatma tekerleği buradan mevcut. Oyun sırasında buradan bunu ayarlayabiliyorsunuz. Hani bunun yanında bir de şu olsaydı, işte oyun oynarken bir anda mikrofonu kapatmak istiyorsun. Tık diye bir tuş olsaydı, bassaydık ve mikrofonla iletişimi kesseydik güzel olurdu ama hani bu fiyatta bu performans kabul edilebilir bir seviye. Çünkü 200 liradan satışta arkadaşlar şu anda. Bim'in hatta 18 Aralık'ta da aktüel ürünlerin arasında yine yer alıyor. Muhtemelen şu anda bazı Bim'lerde de var diyebiliyorum. Bakarsanız bulabilirsiniz. Yine Polosmart'ın kendi sitesinde de satış yapıyorlar ama bu sponsorlu bir içerik değil. Bu açıdan kanalıma desteklerinizi de bekliyorum. Aşağıda abone ol tuşu ve beğen tuşlarına basarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kulaklığa devam edecek olursak, şimdi bir YouTube'dan müzik açmak istiyorum. Şöyle telifsiz bir müzik açacağım. Hem basslarını inceden bir dinleyelim hem de sonrasında bir ses ölçüm testi yapalım bakalım. Şimdi birazcık size dinleteyim şuradan. Bassların güzel geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Yani 200 liralık bir kulaklık için basslar bence gayet tatminkar geliyor. Hatta şunu söyleyebilirim. Ses seviyesi ve bas açısından daha önce C-Series Arctis 1'i de incelemiştik kanalımda. Hani ses seviyesi ondan daha iyi ve bas performansı da daha iyi diyebilirim. Yani biri 500 liradan 550 liradan piyasada satışa sunuluyor. Bir ara 700 liralardaydı. Bu resmen kafa tutuyor. Hatta ses seviyesi anlamında ve böyle bassların güzelliği açısından bir tık da önde de diyebilirim yani. Gerçekten şaşırdım. Ortalık alev olacak dedik ama hani hakkını veriyor gerçekten. Hemen bir ses ölçümü de yapalım arkadaşlar. Şöyle şarkıyı başlatacağım. Telefonu da bu şekilde koyuyorum. Bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar, yani ortalamada 62 desibellik bir ölçüm yaptı. Maksimumda 74'e çıkmıştı. Şimdi benim sesimden dolayı 84'lere çıktı ama 64 ortalama, 64 desibel ortalamayla bir ses performansı var. Hani bence tatminkar bir performansa diyebiliriz bunun için. Peki şimdi sırada ne var? Bir de mikrofon testi yapalım. Bakalım mikrofonda ses size nasıl gelecek? Yani oyun oynarken karşı tarafa sesinizi nasıl ileteceğiz? Şimdi bununla alakalı bir de testimizi yapalım. Ben mikrofon testini başlatıyorum. Şu anda aldığınız sesler mikrofonun kendi sesinden geliyor olacak. Benim yaka mikrofonumdan değil. İşte oyun oynarken tam olarak da sesiniz karşı tarafa böyle gidecek arkadaşlar. Yani ben de bilmiyorum şu an nasıl bir performans olduğunu ama yani bu kulaklıkta her şey iyiye giderken umarım mikrofon da güzeldir ve alan kişi uzun yıllar gayet mutlu bir şekilde tam bir fiyat performansı alarak oynamış olur. Şimdi dinledim arkadaşlar oluşan kaydı. Gerçekten diyorum ya. Cincik gibi vallahi mikrofon. Yani birçok daha pahalı büyük markalı kulaklıkların mikrofonlarından daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ben gerçekten beğendim. Bu video da burada bitti arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların da devamının gelmesini istiyorsan aşağıdan like ve abone ol tuşuna basmayı ihmal etmiyorsun. Aklına takılan bir soru varsa da aşağıya yorum bölümüne yazıyorsun. Beni izlediğin için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.